Önce huzur istiyoruz. Türkiye'de huzur. Hiçbir terör olmasın en önemli şey. Bir de insanlar kendi paralarıyla kendine yetebilsinler. Başka ne olsun? Her şey, herkes özgür olsun. Tabii biz reisçiyiz yani. Millete herkesi bir tutsun. Biraz ayrımcılık olmasın. Yapılan işler belli, icraatlar belli. Yapılan çalışmalar yani tutmuş İMP. Vallahi şimdiki durumda pek yani şey yapmıyor. Yani ben mesela bundan mesela ilk seçildiği zaman 2 sene çok güzel gitti. 2 sene çok güzel gitti. O da biliyor. Yani bunu millet de biliyor. Ondan sonra birazcık yani yalpaladı gibi. Çok pahalılık var yani. Ona pahalılık var, evet. İMP'nin kölesi olmuştu. Tamam, borçlar, arşlar. Daha önce AK Parti'ye oy vermiştim. Ama son dönemde yaşananlar, işte ülkedeki ekonomik bu sıkıntılar, işte dövizin artması, altının artması, yani insanların çok zor şartlarda çok düşük fiyatlara çalıştırılması, vergilerin yüksek olması, yani insanların sadece zengin insanların, durumu iyi olan insanların hayatı istediği gibi sürdürebilmesi, garibanın sadece karın tokluğuna çalışmış olması. Suriyelileri ülkeye sokması, onun dışında ben bir şeyini görmedim. Dış ülkelerle fazla diyaloğa girmesi, kötü anlamında değil de yani çok tartışmaya çok giriyor. Sürekli vaatler, sürekli vaatler. İnsanların artık hani belli bir aşamadan sonra, belli bir noktadan sonra birçok insanın benim gibi düşündüğüne inanıyorum. Borcu bıraktılar, kaçtılar gittiler. Borcu bıraktılar, kaçtılar gittiler. Bu ülkeye çok temiz, çok böyle hani işini çok iyi yapan insanların güzel dokunuşlar yapması lazım. Halkı rahatlatması lazım biraz ama o da zamanı var. 2023 falan diyor, biz ona güveniyoruz. Şimdi yarın öbür gün bu borcu, bu şeyi, bu memleketi bıraksak bunlara yine borç yaparlar, yine kaçar giderler. Geçen seneki referandumda yani evet demiştim. Eleştirmem ben onu hiç. Muharrem İnce. Ben diyorum ki mutlaka hesap sorulmalı. Sahtekara, dolandırıcılara, namussuzlara, görevini yapmayanlara, eksik yapanlara hesap sorulmalı. Bu memleketin sahibi olduğumuz, vatansever olduğumuz, milliyetçi olduğumuz, dürüst olduğumuz böylece belli olur diyorum. Adalet, eğitim, sağlık. Ekonomik önlemler zaten ülke mahvolmuş durumda. Dolar 4,5 lira olmuş. Kadınlara şiddet var, çocuklara istismar var. Yargının öncelikle ele alınması lazım. Nasıl Berlin'de veyahut Paris'te hakimler var diye konuşmuşlar. Yolsuzun önüne alması, yargının bağımsız olması, yargı bir kişiye bağlı olmamalı. Birincisi barış, ikincisi ekonomi, üçüncüsü hakların ve özgürlüklerin geri verilmesi. Anında OHAL'in kaldırılması. Yani yapamıyoruz, şuraya bile dışarı çıkıyoruz, eve vallahi gitmeye, ekmeğe bile düşünüyorsun almayı. O kadar çok ayrıştırıldık ki bu ülkede hiçbir zaman böyle bir ayrıştırma yoktu. Herkesin birbirine kaynaşması lazım. Huzur getirmesi. Yani sürekli televizyonda görmekten bıktık artık şu an liderimizi, şu andaki Cumhurbaşkanı'nı. Her gün görmek istemiyoruz. İşini yapsın, işine odaklansın. Bizi rahat bıraksın. Herkes özgürlük ve barış istiyoruz. Başka ne isteyeceğiz abi? Biz de Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da yargıçlar var diyebilirim. Memlekete kadın ele değsin diye Sayın Meral Akşener'e sözüm var, oyumu veriyorum. Ya Akşener ya İnce. Arasında %50-50 kararsızlık. Meral Akşener. Vatan Partisi'ne kayıtlıydım, istifa ettim. 3 partiye de oy verdim. Hem MDP, hem MHP, hem CHP. CHP grubuna vermiştim bir önceki seçimde. Bütün yolsuzlukları yapanları süpürerek temizlesin. Memlekete kadın eli değsin. Vallahi hangisi gelirse bundan daha kötü olmayacağı kesin. Türkiye'nin işe ihtiyacı var. Türkiye'nin fabrikaya, üretime ihtiyacı var. Şu anda toplum tüketimi olduk. Resmen bir toplum tüketimi olduk. Thank you.
Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Kürt ve Türk kardeşliği tekrardan birleşmemiz olsun. Yani bunu başarabilecek birisi varsa o da Selahattin Demirtaş'tır. Savaşın bitmesi, insanlara olan baskının, kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın bitmesi. İlk önce beklediğim bu. İnsanlar yani üzülmesin, insanlar ölmesin, kutuplaştırılmasın. Kardeşçe bir arada yaşasın. Yargının, yasamanın tek bir kişi adı altında olmaması, bunların bağımsız çalışması en baştaki beklentilerim. Huzuru getirmek, insanlara huzuru vermek. Tek istediğimiz budur. Ya biz burada yani Türk de bildiğim kardeşimiz, Türk de bildiğim kardeşimiz, Laz da bildiğim abimiz. Onda bu tabii ki yetenek var, insanları birleştirmek veya insanları bir araya getirmek. Şu an gördüğüm Türkiye'de en iyi siyaset yapan siyasi kişi.